Selam, Kanal M'den hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda YouTube'a geri döndüm. Beni motive etmek, desteklemek istiyorsanız ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basarak hemen şurada abone ol tuşuna basıyorsunuz. Zil işaretine tıklıyorsunuz. Gelecek videolarımdan faydalanıyorsunuz, haberdar oluyorsunuz. Ben de yine video çekmek için motive olmuş oluyorum. Hemen videomuza geçelim. Kuru alan dedik, gerekli dedik ama hangi ampul tam olarak ne için gerekli bunu çok konuşmamıştık. Bu videomuzun konusu bu arkadaşlar. Şimdi ilk bakışta kafanız karışabilir. Hepsi birbirine benziyor. Bu videonun sonunda size kolaylıkla hangi ampul ne için, neye gerekli, gerçek ve sahtesini de ayırt edebilecek bilgiye sahip olacaksınız inşallah. Bu basking spot dediğimiz kuru alan lambaları, ultraviyole A içeren lambalar normal ampullerden çok daha farklı. Tamamen kurulanmasını sağlıyor. Vücut ısısını dengeliyor ki bu en önemli faktörlerden biri. Çünkü soğuk kanlı hayvanlar oldukları için dışarıdan aldıkları güneş ışığına mecburlar. Metabolizmasına iyi geliyor. Kendini iyi hissetmesini sağlıyor. Daha aktif oluyor hayvan. Benzer olarak bu ürünü de çok satıyorlar. Ultraviyole B de içerir diyor. Fakat dikkat arkadaşlar. Eğer sizde de böyle bir ampul varsa bunda kesinlikle ultraviyole B yoktur. Bu da kullanılabilir bir ürün. İllaki seçmem gerekirse kesinlikle bu ürünü tavsiye etmem. Bu tarz kaliteli ürünleri tavsiye ederim. Fakat şartlar o an onu gerektiriyorsa bunu da kullanabilirsiniz. Kötü bir ürün mü? Hayır. Peki bu ampulleri nasıl kullanabiliriz? Çok basit arkadaşlar. Böyle klipsli, çok pratik lambalar satılıyor. Bunu AliExpress'ten bulabilirsiniz. Sanırım Alibaba diye geçiyor Türkiye'de. Amazon'dan bulabilirsiniz. Böyle aç kapa şeklinde aydınlık seviyesini ayarlayabileceğiniz pratik güzel bir lamba. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim böyle bir aparat kullanmanızı. Oynar başlıkla da zaten mesafesini falan çok kolay ayarlıyorsunuz. Bu bahsettiklerim ultraviyole A içinde. Bunları alıyoruz kenara. Şimdi ise bu gördüğümüz ampul ultraviyole B ampulü. İçi böyle gözüküyor arkadaşlar. Bayağı değişik yani bu az önceki gösterdiğim ampullerle alakası yok. Bunlar biraz daha komplike yapıda. Şimdi bu arkadaşlar gerçek ultraviyole B lambasıdır. Bu gördüğümüz. Zaten üzerinde de ultraviyole B yazıyor. Ücreti de diğer ampullere göre tabii ki biraz daha fazla. Şu ürünü keşfettikten sonra bu ürüne geçiş yaptık. Bu da yine Exoterra markasının. Bu arada Exoterra beni görüp duyuyorsan sponsorluk için bana ulaşabilirsin dermişim. Şaka bir yana arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ben memnun kaldığım ürünleri size gösteriyorum. Hiçbir şekilde sponsorluk, reklam vesaire anlaşmam yoktur. Bu da yine çok pratik. Buradan şurayı sıkıştırıyorsunuz akvaryumun kenarına. Şu gördüğünüz yeri. Görünüşü şu şekilde. Böyle yanıyor. Burada reflektör içeren bir yapı var. Böyle bir lamba. Bu da hakiki gerçek ultraviyole B lambasıdır. Bunları artık rahatlıkla ayırt edebiliriz diye düşünüyorum diğer ampullerin yapısıyla. Çünkü bakarsanız ikisi çok farklı yani ikisi ayrı bir dünya. Bu ultraviyole B lambasıdır. Bu ultraviyole A lambasıdır. Az önceki gösterdiğim spot ışığıyla birlikte. Peki görünüşünü anladık. Farkını gördük. Gözle görülür bir fark var. Peki bu lambalar ne işe yarıyor? Bu ampul ne işe yarıyor? Ultraviyole B ışınları sayesinde, ışığı sayesinde vücudu vitamin D3 sentezleyip üretiyor. Ve bu da hem kabuk gelişimi, hem tırnak gelişimi, hem iç organlarının gelişimi sağlığı açısından hayati önem taşıyor. Aksi takdirde kabuk deformasyonları, kabuk yumuşaması, organ deformasyonları yaşar. Biz insanlar nasıl vitamin D3'e ihtiyaç duyuyorsak ve güneş sayesinde bunu vücudumuz üretiyorsa aynısı su kaplumbağaları için de geçerli arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz. Ücretsiz abone olmayı es geçmiyoruz. Buraya tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz, zil tuşunu aktive ediyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.